yeni bir proje Müjdat Gezen'in. Siz de hangi rolde oynayacak mısınız? Ne yapacaksınız? Ben gene yaşlı dedeyi oynayacağım her zaman olduğu gibi. Abim benden genç rolü var. Biraz farklı büyüklük var arada ama onu telafi ediyoruz. Bir özelliği var. Ben küçük oğlumla beraber oynuyoruz. Beraber burada. Büyük olan zaten artist oldu. Biz ailece artist olacağız. O daha iki dizilerde oynadı, daha iki de oynadı. Hayatımın en güzel filmlerini beraber çektik. Bir tane benim var. Yıllar... Bir tane bir para dolu çanta, bir film boyunca peşinde koştuk. Vallahi billahi. Ay. Abi ormanlar, ormanlar. Unutamayacağım ya. Anım onunladır. Onu da unutmam. O da onun ne kadar efendiliğini, kültürünü, delikanlığını, bu mesleğin ne kadar sevildiğini, erkekliğini, her şeyini gösterir. O. O anım benim. Cüneyt Arkın'dan başkasını da tanımam. Yeni nesli tanımıyor musunuz efendim? Yeni nesil. Yeni nesil oyuncular. Gençler. Ben televizyon izlemiyorum. Maçları izliyorum o kadar. Cüneyt Bey siz? Ben oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Yok, belgesel izliyorum ben. Yani oyuncular pek bilemiyorum yani. Görüyorum ama yani... Şimdi... Bir Türk filminde her şeye rağmen bir insan gerçeği vardı. Köyde çekiyorsa köy gerçeği. Yani şimdi çekiyorlar neyin gerçeği? Türkiye gerçekleri yani şiddet var bir kere ya. Ağlayan kadınlar, bağırma, çağırmalar. Bir... Türk insanının huzura ihtiyacı var. Yok onu vermiyor. Bilmiyorum yani. Yani söylemiş olmayayım. Yani çok fazla şey var diyorsunuz. Şiddet var dizilerde. Var yani var. Geçen gün bir şey, diziyi saydım. 8 kere kafana sıkarım geçti. Sizin zamanınızdan bu zamana kadar çok şey değişti o zaman değil mi Cüneyt? Sizin zamanınızdan bu zamana kadar çok şey değişti galiba değil mi efendim? Çok şey değişti. Ben bir üçüncü kitabımı yazıyorum. Geçen konuşuyorum halkla. Gençler, geçen gün iki gençle karşılaştım. Yarın sabah dönerim, yarın sabah dönerim. Diyarbakır'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Ben üniversiteyim. Mısır'ı bilmiyor. Dersleri nasıl çalışıyorsunuz? Cep telefonu. Yani kütüphanesi cep telefonu olan bir gençlik yetişiyor. Bilimsel bir gelişme yok. Efendim sağlığınız nasıl? Bayağı bir zorlu bir süreç atlattınız en son. Bizi korkuttunuz. Şimdi nasılsınız? İyi misiniz? Valla 2 saat kalıyorum denizde. 30-35 dakika bayağı hızlı durmadan kulaç atıyorum. Yani şikayetçiyi belliye çıkaracağım diye. Şimdi iyisiniz değil mi efendim? İyisiniz değil mi? Belli değil mi? Kodumu oturturum valla. Hala var diyorsunuz enerji. En son bir dizide oynadınız. Netflix dizisi biliyorsunuz. Netflix diye bir platform var. O da Çağatay Ulusoy'la bir dizisine bir konuk olarak sizi gördük fragmanda. Hangi dizi acaba? Hakan Muhafız dizisi. Ya ben oynamadım orada. Reklamını çektim. Reklamını çektiniz. İzlediniz mi o diziyi hiç? O da bir kahraman rolünü oynuyor Çağatay Ulusoy. İzledim. Nasıl buldunuz? Ama kahramansa Türk kahramanı olacaksın, yoksa kahraman olmayacaksın. Olacaksa Türk sizin gibi olacak ya. Yorum abi. Yorum yok. Sıklar. Yerim sizleri. Çok teşekkür ederiz efendim. Uzakta falan oturmaktan kurtulamazsınız. Nereden gördün fıstığı? Nereden gördün fıstığı? Abi bak burada hangi masada kim oturuyor? Kadına mı? Ben herkesi bulutların arasından görüyorum. Hayal meyal. Efendim merhaba. Merhabalar. Hayırlı olsun. Bir Müjdat Gezen gibi duayenin bir projesine yer alacaksınız. Hangi roldesiniz? Nasıl bir şey olacak? Ben rolü bir tek ben biliyorum. O yüzden daha söylemeyeyim. Şimdi Müjdat Hoca açıklasın bütün rolleri. Ama çok kalabalık bir kadroyuz. Yaklaşık 110 kişi var oyunda.
hem müzikal hem danslı hem de duayenlerin arasında bence harika bir proje olacak. Ben de heyecanlıyım, bakalım neler olacak. Cüneyt Arkın var, duayen. Gözü sizdeydi. Evet, biz de yeni tanıştık Cüneyt Hoca'yla. Beğendi, sevdi beni herhalde. Yani gözüne hitap ettiğim kesin. Efendim, tabii Cüneyt Arkın gibi, Müjdat Gezen gibi bir duayen, müzikal yapıyor. Peki müzikalde daha önce oynamış mıydın? Yok, hayır, oynamamıştım. Ben Müjdat Hoca'nın okulundan mezunum zaten, onun öğrencisiyim. 15 senedir de birlikte bir şey yapmıyorduk hocamla. Daha önce Ofelia oynatmıştı bana, Hamlet. İlk defa müzikalinde yer alacağım. Daha önce yapmadım, çok heyecanlıyım ama ben şarkı söylemeyeceğim zaten. Genelde raks eden olacağım. Dans edeceksiniz yani. Dans, herkes dans edecek bu arada. Üstadların arasında Oya Başar da var biliyorsunuz. Ayhan Hoca var orada, Cüneyt Hoca var, Müjdat Hoca var. Onlarla beraber sahneye çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Heyecanlısınız. Evet. Daha önce var mıydı başka bir projeniz? Devam ediyor mu? Avlu devam edecek büyük ihtimalle. Belki Netflix'te, belki yerel kanalda. Onun da anlaşmaları devam ediyor. Onun dışında da bu projemiz var. Dolu bir sene olacak yine. Tatil yaptınız mı? Tatil yapamadım. Buradaydım. Çok yoğun bir kış sezonundan çıktıktan sonra biraz evde olup Netflix'le kanepem arasında gidip geldim genelde. O yüzden bana göre tatildi. Ama bir yere gittiniz mi diye özellikle soruyorsun. Hayır. Peki mesela tatil yapacağınız zaman neye dikkat ediyorsunuz? Ne istiyorsunuz? En çok sizin neye hoşunuza gidiyor? Huzur. Huzur, sükunet. Öyle herkesin doluştuğu. Mesela Bodrum'a gitmek istemiyorum. Daha böyle sakin ve daha bilinmedik, bakir yerlere gitmeyi tercih ediyorum aslında. Bodrum'a gitmek istemenin sebebi bir de çekilmek istemediniz mi acaba? Hayır, alakası yok onunla. Çok kalabalık geliyor artık Bodrum bana. Gideceksem de Eylül ayında gidiyorum. Zaten orada benim sürekli yaşayan bir ailem var. Gidersem Eylül'de gidiyorum, Nisan'da gidiyorum. Böyle tam yaz ayında gitmiyorum. Evet. Peki efendim, birazcık ufaktan gündemle ilgili sorayım. Ömür Gedik'le ilgili bir soru sorayım size. Bir short meselesi vardı biliyorsunuz. Neye bakıyorsunuz mesela? Siz mesela insanların giyimine ya da işte kuşamına karışılmasını doğru buluyor musun? Özgürce giyinebilir herkes, her kadın, her adam, her birey özgürce her istediğine girebilir. Tabii her şeyin yeri ve zamanı var ama ben kimsenin giydiği şeyi eleştirmem. Özel hayatını peki eleştirmesine de karşısınız değil mi? Eleştirilmeyi de yanlış buluyorum, evet. Siz nasıl efendim durumlar? Özel hayatınızda. Yalnızdım. Yalnız şu an bir şey yok, kalbiniz boş yani. Yaz aşkları derler ya. Olmadı. Bana hiç denk gelmedi yaz aşkı. İnşallah, bak söyledin, yaz bitmeden gelir bir tane. İnşallah efendim. Umarım. Merhaba. Siz nesiniz? İyi, sağ olun. Siz? Babanızla şimdi konuştuk. Dedi ki oğlumla oynayacağım dedi. Artık ailecek artist olduk dedi. Evet, ailede bir tek ben, Murat'tan sonra ben de tiyatroda ilk deneyimim olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Müjdat abiye öncelikle çok teşekkür ediyorum, Müjdat hocama. Onun Kaan dedi, oynar mısın? Çok anlamlı bir rol. Kara Murat'ı oynayacaksın dedi. Vallahi dedim, siz söyledikten sonra başım üstüne dedim. Babamdan taktikler var mı? Babamdan var, olmaz olur mu? Şimdiden söyledi. Yalnız saçları önce bir boyamamız gerekiyor. Ben de Kara Murat rolü gelene kadar baba saçlar beyazladı dedim yani. Neyse, kısmet bugüneymiş. Güzel, babamdan tabii ki taktikler alınmadan olmaz. Evet. Evet. Peki şimdi tabii babanıza sordum. Yeni nesil oyuncuları nasıl buluyorsunuz falan diye. O da biraz şey yaptı, aslında bu boyun bükük, şöyle dedi, çok aşırı dedi, şiddet var dedi dizilerde dedi. Katılıyor musun yani aşırı derece şiddet olmasına, işte şey olmasına? Valla şiddet zaten Türkiye'nin en büyük problemi şu an. Yani sadece sinemada şiddet yok. İşte en çok reyting alan konuların başında işte intikam, hırs, cinayetler, kan davaları, onlar geliyor ve onlar prim yapıyor. Eskiden bizim zamanımızda babamın filmlerinde, babamın jenerasyonundaki bütün değerlerimizde sevgi, saygı ve birliktelik vardı. Şimdi onların yerine biraz böyle şiddet, şehvet de aldı aynı zamanda. Yani şiddet, şehvet bir arada. İnşallah Müjdat Hoca zaten bu oyunda senaryoyu okuduğumda bu geri
güzel değerlerimize geri döndüğümüzü gördüm ben. Sevgiye, saygıya. İnsanların içindeki iyimserliği, umudu tekrar yaratacak bir oyun diye düşünüyorum. Ve alkışı da çok bol olacak. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden zaten kadroda efsane kadro. Hiç insanlar gönül rahatlığıyla gelsinler, izlesinler. Biraz biz bu şiddet ortamından çıkalım. Peki şimdi biraz sağlık durumunu sordum kendisine ama görmüyor musun, bomba gibiyim dedi. Biz size soralım. Nasıl sağlık durumu? Valla geçen seneye göre çok daha iyi. Neredeyse burada alan olsa takla bile atabilir. İmkanı olsa gerçekten öyle. Çok heyecanlı. Oyun için de çok heyecanlı. Arkadaşları var tabii. Tabii çok eski arkadaşları. Şimdi arabadan iner inmez bir de o sevgiyi gördüm onlara karşı. Kabataş İskelesi burada iner inmez arabadan işte Kara Murat diye bağırdılar. O efsaneler bir arada diye seslendiler. Halk gerçekten çok seviyor onları. Onlar da gerçekten çok güzel şeyler üretmişler. Tabii çok gurur duyuyorsunuz mutlaka değil mi? Tabii. Ama size de gurur duyuyor babanız. Ben onu gördüm. Evet. Evet sağ olsun. Ben zaten onun evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok iyi bir baba önce. Sonrasında tabii oyunculuğu benim için her zaman uluslararası çapta bir oyunculuğu var. İyi ki babam olmuş. İyi ki ben de onun oğlu olmuşum. Çok teşekkür ederim. Nasıl yapacaksınız? Valla ben o büyük oğlum Murat da babasıyla beraber oynamıştı. Şimdi bu küçüğe nasip oldu. Ben valla sıra sizde efendim. Aa yok yeter ben yeter. Ben arkalarında ikinci plan geliyorum. Güzel bir oyun olacak inşallah. Müjdat hocamız çok değerli. Çok değerli. Herhalde Kaan'ı da iyice bir eğitir diye düşünüyorum. Tabii ben bu aileye girdiğim için çok mutluyum. Çünkü çok şey öğreneceğim. Benim de hayatımda ilk adımım. Tiyatroda hiçbir deneyimim yok. Ama burada Müjdat abinin okulunda bu güzel ekiple birlikte çok güzel şeyler öğreneceğim. Ve Kara Murat karakterinin hakkıyla ama filmde oynadın sen daha önce. Küçükken Kaçış diye bir filmde oynamıştım evet, babasıyla. Ama bu tiyatro ilk oldu. Bu tiyatro ilk oldu. Zaten diyor ailecek diyor oyuncu olduk diyor. Evet. Siz yapamamış ama. Evet olmadı evet. Evet. Siz de söyleyeceksiniz eşiniz hakkında. Bayağı zorlu bir süreçten geçti. Geçtik. Çok korkuttu bizi. Çok geçen sene gerçekten çok korkuttu. Yani böyle ucundan döndük her şeyin. O kadar diye ciddiydi diyebilirim. Ama nasıl bir güçtür maşallah yani. Evet bence de öyle. Gerçekten şimdi çok iyi görüyorum ben onu. Tabii çok iyi. O ameliyattan dolayı tabii biraz belindeki zorluklar, yürüme şeysi falan var ama genelde maşallah iyi gidiyoruz. Şimdi ne yapıyorsunuz mesela? Normalde mesela Cüneyt Bey'le şimdi sağlık tabii yakın ilgileniyorsunuz mutlaka da. Ne yapmayı seviyorsunuz? Birlikte ne yapmayı seviyorsunuz baş başa? Vallahi şimdi birlikte ne yap? O bir kere yüzmeyi çok seviyor. Yani inanılmaz yüzüyor. Ben de mecburen istemesem de sabahın köründe saat 7 biz denizdeyiz. Mesela o biraz bana zor geliyor ama o istediği için ben de giriyorum. Vallahi yemek yemeyi çok seviyorduk beraber. Şimdi biraz baksanıza ne yaptık adama yiye. Şimdi onu biraz kısıtlayacağız. En çok neyi seviyor yemeklerden? Tatlı. Tatlı seviyor. İnanılmaz. İnanılmaz tatlı. Hamur da çok seviyor. Tatar oldukları için onlar çiğ börek falan böyle hamur çok seviyor. Tabii o da kiloya sebep oluyor değil mi? Duruyor tabii şimdi fazla da hareketi olmadığı için kilo aldırıyor. Evet. Bakalım biraz herhalde şey yapacağız onu disipline sokup dengeleyeceğiz. Biz onun bedenine bakmıyoruz. Zihninin içindeki o değerlere bakıyoruz. Evet. Yoksa ama Türk halkı da öyle bakıyor. Tabii muhakkak. Evet. Şart. Yoksa çok fiziksel değil ama zihinsel olarak inanılmaz. Allah daha uzun ömürler versin. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben biz teşekkür ediyoruz. 60 profesyonel yolu oyuncuyum. Hayatımda bu kadar çok alkış alan bir sanatçıyı hiç görmedim. Hatta dedim ki Cüneyt abi böyle gidecekse artık seninle olmayalım dedim. Onun için Cüneyt abime şöyle bir plaket hediye etmek istiyorum. Bir kutu alana kadar. Yedik Hocalarımızın 3. sezonuna giriyoruz. 97 yaşına rağmen
sağlıklı, dinç bir adam Ekim Erol'u oynadı ve oyunu aldı götürdü. Ercan Bostancıoğlu. Ercan abi! Evet. Çok güzel, büyük bir projeye imza atacaksınız yakında. Biraz projeden bahsedebilir miyiz? Neden bahsedelim? Projeden. Proje İstanbul'un fethinden günümüze kadar Beyoğlu'ndaki, Galata'daki eğlence hayatını anlatıyor. Çeşitli evreler, içinde göndermeler, hayatın gerçekleri, avantür, gerilimler, şunlar bunlar her şey var yani. Yani şu hani dizilerde gördüğümüz entrikalar falan var mı? Yok, o kadar yok ama yani mesela Fatih Sultan Mehmet'in bir kılıcının çalınma hikayesi var. Osmanlı elması diye böyle bu kadar bir şey yaptırdık. Onun elden ele dolaşması, hazinenin düşmesi falan var yani. Komedi unsurları mı işliyor efendim? Komedi de var çünkü komedyenler var. Dram da var çünkü Cüneyt Arkın var. Müzik de var. Çünkü Melih Atgülses de var, Sercan Orhan da var ve yani ve diğer sanatçı Ayben Arman'ın şu sıra. İyi, iyi gidiyor inşallah. İyi. Çok büyük bir kadro var galiba efendim. 113 kişi şu anda. 113 kişi. Efendim bu sizin hayaliniz miydi, var mıydı, yoksa yeni bir şey mi? Her sene bir müzikal yazıyorum. Bu sene böyle bir genel eğlence hayatından söz edeyim dedim, bunu yazdım. Peki efendim şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz sanatta, tiyatroda, müzikallerde? Çok fazla yok değil mi? Çok iyi görüyorum ama çünkü evrim böyle bir şeydir. Yani eskiden yapılan müzikaller de hoştu. Şimdi daha iddialı olmak gerekiyor. Daha büyük prodüksiyon, 113 kişinin sahneye çıkacağı ve şu arkanızda gördüğünüz dekorun 7-8 defa değişeceğini düşünün. Yani inşallah iyi olacak. Çalışacağız. Peki efendim şu anki mesela dizi sektörünü falan nasıl görüyorsunuz? Oyunculukları nasıl buluyorsunuz? Oyunculukları beğeniyorum. Hepsi eğitimli. Hepsi yani sistemli olarak eğitim alıyorlar. Herkes diyor ki dizide oynuyor. Nasıl olsa öyle değil. O dizide oynuyor dediğin çocuk bakıyorsun bir yerde eğitim almış. Mesela sizin okuldan da çok çıkan var. Bizim okuldan çok var ama bizim okulun dışında da eğitimler var. Yani her yerden eğitim alan gençler var. Ben çok beğeniyorum hepsini. Cüneyt Bey'le konuştuk. Dedi ki dizilerde dedi ben şu an beğenmiyorum dedi. Çok aşırı dedi şiddet ve cinsellik var dedi. Ben geçenlerde saydım dedi işte silah çekilme sahneleri o kadar çok var ki dedi. Ben beğenmiyorum, belgesel izliyorum dedi. Doğru söylemiş. Sinema filminde olabilir. Tercih edip gidiyorsun. Televizyonda öyle değil yani. Çok kanal var, tercihini değiştirebilirsin ama televizyonda ben de Cüneyt abi gibi düşünüyorum. Size hiç proje falan gelmiyor mu efendim dizilerden falan? Ne gibi? Oyunculuk mu? Onlar biliyorlar oynayamayacağımı. Hangi kanal mesela? Doğru söylüyorsunuz. Biz özgürüz efendim YouTube'da. Ben de öyleyim. Hayat boyu da özgür kalmayı. Bağımlı. Mustafa Kemal'in o lafı benim hayat şeyim, düsturumdur. Bağımsızlık benim karakterim diyeyim. Bağımsızım zor. Zor. Ya taraf olmayan bertaraf olur denen ülkede zor. Ama ben zoru severim. Bu oyun da zor. Oyunu çok zor bir şey tercih ettiniz. Zor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben... Müzik dinliyor musunuz bu arada? Müzik dinliyorsunuz. Her tür müziği muhteşem şekilde dinlerim. Türkü, şarkı, havi müzik, klasik müzik, her şeyi dinliyorum. Rap? İyisini. Rap'e bayılıyorum bu çocuğa ya. Bu çocuk başka. Geçen gün en iyi rapçi ödülü aldı. Onu da kadroya aldım. Onu bile gördünüz rap'in şu an popüler olduğunu. Seyrediyorum, bakıyorum işleri. Dünyayı takip etmezsen dünya seni takip etmez.